Merhaba, Khan Akademi olarak hangi konuyu öğrenirsek öğrenelim, ustalaşarak öğrenmenin, yani tam öğrenmenin önemine inanıyoruz. Bunun için yakın zamanda Khan Akademi web sitesine sunduğu diğer harika özelliklere ek olarak bir de ustalık sistemini ekledik. Amacımız öğrencilere yardım etmek ve bu sistemle her öğrencinin potansiyelini açığa çıkartabileceğine, çıktığı öğrenme yolculuğunda daha hızlı ilerleyebileceğine inanıyoruz. Şimdi öğretmen olarak sizin Khan Akademinin ustalık sistemini sınıfınızda nasıl uygulayabileceğinize bir bakalım. Öncelikle öğrencilerinizin bir konuda ustalaşmalarını sağlamak için onlar için bir ustalık hedefi belirleyebilirsiniz. Aynı ödev verir gibi onlardan bir konuda ustalaşmalarını isteyebilirsiniz. Bunun için öğretmen panelinizdeki bir sınıfa girin ve içerik sekmesinden ustalık hedefi koy seçeneğine tıklayın. Bu seçeneği neredeyse tüm matematik dersleri için bulabilirsiniz. Diğer alanlarda ise şu an için mümkün olmasa da ustalık sistemini tüm kütüphanemize hızla entegre etmek için çalışıyoruz. Öğrencileriniz için bir ustalık hedefi belirlediğinizde, konunun bütününe hakim olmalarının ve o konuda ustalaşmalarının önü açılır kişiye özel oluşturduğumuz öğrenme yolculuğunun sonuna geldiklerinde, öğretmen olarak sizin onlar için koyduğunuz hedef doğrultusunda ustalaşmış olacaklar. Yolculuk esnasında konuları öğrendikçe daha zor konulara doğru ilerleyecek ve kendilerine uygun olan hızda bilgilerini geliştirmeye devam edecekler. Başka bir deyişle o konuda ustalık kazanmaya başlayacaklar. Ödevi vermek için bir sınıf seçebilir ya da tek tek öğrencileri seçebilirsiniz. Daha sonra da teslim tarihini belirleyebilirsiniz. Unutmayın, bir konunun tamamında usta seviyesine ulaşmak öğrenciler için aylar sürebilir. Şimdi bu sisteme bir de öğrenci gözünden bakalım. Öğrenciler ustalık hedeflerini ana sayfanın üst kısmında ödevler sekmesinde görürler. İstedikleri zaman bu kısma tıklayarak ustalık hedefleri üzerinde çalışabilirler. Bir konuda ustalık kazanmak uzun süreli bir hedef olduğu için farklı zamanlarda öğrenmek istediklerinde ya da düzenli olarak her gün belirli bir süre bu hedef doğrultusunda çalışabilir ve seviyelerini ilerletebilirler. Ayrıca Kahana Akademinin iOS ve Android uygulamaları yardımıyla her an her yerde hedefleri için çalışmaya devam edebilirler. Peki ustalık sistemi nasıl işliyor? Her konuda ulaşılabilecek belirli seviyeler var. Seviye atladıkça öğrenciler puan kazanırlar. Alıştırma yapmak için öğrencilere farklı yollar sunuyoruz. Örneğin, belirli bir konuda bu konunun çerçevesinin dışına çıkmadan alıştırma yapabilir ya da farklı konuları kapsayan kısa testler, ünite testleri ve deneme sınavları çözebilirler. Öğrenciler soruları doğru çözdükçe en alt seviyeden yukarı doğru yükselmeye başlarlar. Önce konuya aşina, sonra da bilgili seviyesine çıkabilirler. Sistemdeki en üst seviye ise usta seviyesidir. Öğrencilerin bu seviyeye ulaşması için ünite testinde veya deneme sınavında konuyu öğrenmiş olduklarını kanıtlamaları gerekir. Ama bu o kadar da kolay olmayabilir. Öğrenciler bir konuda takıldıklarında ya da karşılarına çıkan sorulara doğru cevap veremediklerinde ustalık seviyeleri düşer. İçeriklerin yanındaki simgeler, öğrencilere nereye odaklanmaları gerektiğini hatırlatmak için tasarlandı. Eğer bir öğrenci belirli bir konu hakkındaki soruları sürekli olarak yanlış cevaplıyorsa, zorlanıyor seviyesine giriler ve bu seviyenin yanında kırmızı bir nokta görünür bir ünite altındaki konu başlıklarında usta seviyesine gelmek, ünitedeki ilerleme ve genel olarak konudaki ilerlemelerine katkıda bulunur. Öğrenciler tamamladıkları içerikleri ve bir sonraki aşamada çalışmaları gereken konuları kolayca görebilirler. Bir de hatırlatma yapalım. Testler ve ünite testleri, aynı dersin geçmiş ünitelerinde öğrencilerin doğru cevapladığı soruları tekrar karşılarına çıkararak öğrendikleri bilginin kalıcı olup olmadığını da ölçüyor. Bir konuda ustalaşmak için öğrenilen bilginin kalıcı olması gerekir. Ve bizim de amacımız her öğrencinin sınava değil, hayata hazırlanması için kalıcı bilgilere sahip olması. Şimdi de öğretmen raporlarına gelelim. Ekranda öğretmen panelini görüyorsunuz. İlerleme sekmesine girince öğrencilerin belirli bir konu üzerinde çalışırlarken seviyelerinin ne olduğunu göreceksiniz. Örneğin burada her öğrencinin konuyla ilgili genel ustalık seviyesi görünmekte. Burada ise sınıfınızın tamamı için ortalama ustalık seviyesinin bir grafiği var. Aşağıda ise her bir üniteye ait ustalık seviyeleri mevcut. Diyelim ki dönemin başındasınız ve ilk üniteye odaklanıyorsunuz. Ünitenin üzerine tıklayarak işlenen her bir konuyla ilgili ustalık seviyesini gösteren ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Belirli bir konuda birkaç öğrencinin zorlandığını görürseniz, ilerleme sekmesinden onlara daha fazla alıştırma verebilirsiniz. Bu konuyu başka bir videoda ayrıca ele almıştık. Öğretmenlere yönelik sınıfa nasıl ödev verileceğine dair detaylı bir videomuz olduğu için bu konuya burada girmiyorum. İlgili videoyu izleyerek öğrenebilir ya da bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Son olarak öğretmenlerden öğretmenler için bazı tavsiye ve ipuçlarına değinelim. Bütün bir ders için ustalık seviyesine ulaşmak öğrencilere çok korkutucu gelebilir. Bu kadar uzun bir süreci takip etmek ve yönetmekte kolay olmayacaktır. Bu sebeple aylık ustalık hedefleri belirleyerek hem onların hem de kendinizin işini kolaylaştırabilirsiniz. Aynı zamanda yıl boyunca öğrencilerin belirli ünitelere odaklanmalarını sağlayabilir ve ünite raporlarını kontrol ederek gelişimlerini gözlemleyebilirsiniz. Bu arada her öğrenciye aynı ustalık hedefini vermeniz gerekmiyor öğrencilerin mevcut seviyelerini göz önünde bulundurarak farklı öğrencilere farklı ustalık hedefleri koyabilirsiniz. Bazı öğretmenler dönem başında tekrar olması ve unutulan konuların hatırlanması için önceki bir derse ait ustalık hedeflerini öğrencilerine ödev olarak veriyorlar.